Fırat Tanış'ın duyarını görmüşsünüzdür. Fazlasıyla yordu beni bu duyar. Podcast'a başlamadan önce de belirtmem gerekiyor. Fırat Tanış'ı severim sanırım galiba ya ben. Oynadığı birkaç filmi sevmişimdir. Ayrıca güzel bir şarkısı var. Ama onun dışında günlük hayatta ne düşünüyor, ne yapıyor onu takip eden bir insan değilim. Ama genel olarak baktığımızda ona biraz pozitifim sanırım. Belki tanısam hiç sevmem. Hiç bilmiyorum. Duyar kasası gelmiş abimizin. O duyar piyangosu da İmamoğlu'na patlamış. Kısaca bahsedeyim size hemen. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar diye. Fırat Tanış onu görüyor. Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle iktidarı siz düşünün diye eklemiş. Sonrasında da Ekrem İmamoğlu tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul'daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken tiyatro yapıyorlar dememem gerekirdi. Bu ifade nedeniyle kırdığı Tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim diye de eklemiş. Abi gerçekten gerek var mı bu kadar duyara? Kent merkez odaklı ya da ne bileyim solcu odaklı yerde ben siyaset yapmayı asla istemezdim işin doğrusu. Diğer yerler kolay bak. Diğer yerlerin ana temalar bellidir. Karnımı doyuruyor mu bu doyuruyor tamam. Bunlar seni şeytan bellemek için her şeyin ama her şeyini ortaya koyuyorlar. Tiyatro yapma lan kıvırma lan dansöz müsün sen? Artistlik yapma. Bunlar gayet her toplumda sokak ağzında olan sözlerdir. Dünyanın istediğiniz ülkesine gide hepsinde var. Direkt bu dediğim şekliyle değil. Benzerleri var. Bunlardan dolayı şov yapmanıza gerek yok. Aa pardon şov demişim. Şovmen arkadaşlardan özür dilerim. Ve bunu diyen insana baktığında da geçmişinde de millete sözlük yapma demiş mesela. <laughs> Haydi ya al sana yeni bir kaos. Bak bazı kelimelere takılabilirsin. Çünkü onlar kırıcı olabiliyor. Bazı insanları rahatsız ediyor olabiliyor. Ama bu tarz şeylerin herhangi bir kırıcılığı da olmaz yani. Bu kadar törpüleye törpüleye gidersen cümle kalmaz. Cümle kurdurtmazlar sana. Kaldı ki tiyatro yapma demek ahlaksız bir söylemde değil. Adam orada gayet açık bir şekilde diyor ki boşuna kurgu yapmayın. Boşuna yalan söylemeyin. Bu arada kurgucu arkadaşlardan da özür dileriz. Az önce de dediğim gibi böyle kent merkez odaklı yerlerde ben çalışmayı asla isteyemem. Oralarda sanat yapmak da çok zor zaten. SCV'lik oranları çok yükselmeye başlıyor. Her yerden duyar yiyebiliyorsunuz. Çünkü hayatları bunların çok temiz oluyor. Ülkenin diğer insanlarına kıyasla haliyle kendi hayatlarında düzeltebilecekleri bir şeyler olmayınca veya karışabilecek bu sefer başkalarına salç olmaya başlıyorlar. Fırat tanış böyledir demiyorum. Ben sadece hani genel olarak bu SCV'lerin otoboku duyar kasmalarına bahsediyorum. Geçen de işte Cem Yılmaz'ın bir gösterisi vardı kiliseden bozma ev olayı vardı o gösteride. İzlemişsinizdir. Oradaki kiliseden bozma ev üzerinden duyar kasmaya çalışıyordu kadının teki. Tamam sen en iyi insansın. Keşke böyle bir ödül olsa en iyi insan diye. Liste olsa onların ödülleri verilse dağıtılsa bu ödülleri verilen insanlar için ayrı bir toprak oluşturulsa. Oralarda yaşasalar. Duyar böyle bir şey. Aşırı rahatsız edici oluyor. Bu Kadıköy'de takıla takıla ben sıkıldım işin doğrusu bu duyar olaylarından. Kafam ne isterse onu yaparım. Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde. Bir şeye gülüyorsam ona gülmeye devam ederim. Eğer normal şartlarda rahatsız edeceğim grup masada yoksa şakasını da yapabilirim. Eğlencemi ona göre kısıtlamak istemem. Bir daraltı geliyor. Gerçekten hapishane gibi hayat yaşıyor buradaki insanlar. O kadar çok kısıtlamışlar ki artık özgür alanları kalamamış gibi bir durum oluşmaya başlamış. Bu da ister istemez onları hayatsızın tekine dönüştürmüş. Yani siz siz olun. Belli bir refaha ulaşabilirsiniz. Belli bir eğitimi geçebilirsiniz. Eğlenmekten vazgeçmeyin. Saçma sapan yerlerden duyar aramaya çalışmayın. Çünkü insan sonsuz mağduriyet canlısıdır. Asla bitmez. Bugün Norveç'e gidin Norveç'tekiler de mağdurdur. Bin yıl sonraki gelişmiş bir ülkeye gidin oradakiler de mağdur olacak. Çünkü sonsuz bu işler. O yüzden refahınız belli seviyelere geçince veya eğitiminiz kendi hayatınızla ilgilenin veya bu kadar duyarcı insana dönüştürmeniz düşmemeye çalışın çünkü bunun sonunda olay size de patlıyor. Belki yanlışımdır, belki doğruyumdur, umrumda da değil. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, öpüyorum hepinizi.